Herkese merhabalar. Gelen e-irsaliyeler DIA'ya nasıl aktarılır? Gelen e-irsaliyeler için e-devlet modülü içerisinde bulunan e-irsaliye gelen kutusu çalıştırılır. Buraya aynı zamanda DIA logosu veya klavyemizden F10 diyerek de ulaşabilmekteyiz. Gelen kutusunu çalıştırdığımızda burada bizim gibi aynı e-irsaliye kullanan firmaların entegratör üzerinden bize göndermiş oldukları e-irsaliyeleri düşmektedir. Bizler ise gelmiş olan e-irsaliyelerin sisteme kabul edilmesini bu ekran üzerinden sağlamalıyız. Gelen kutusunda gelen e-irsaliyeler ve verilen cevaplar şeklinde iki seçenek bulunmaktadır. Gelen e-irsaliyeler karşı tarafın bize gönderdiği irsaliyelerdir. Bu irsaliyelere 7 gün içerisinde cevap verilmesi gerekir. 7 gün içinde cevap verilmeyen irsaliyeler otomatik olarak kabul durumuna düşecektir. Gelen irsaliyelerin tip bilgileri, hangi türden geldikleri, durum bilgileri, cevap bilgilerimiz, senaryo tiplerimiz, hangi tarihte, hangi irsaliye numarası ile geldiği ve diğer detaylar yer almaktadır. Aşağıdaki işlem butonlarımızda ise gelen e-irsaliyelerimizi eğer bir dosya yolu ile bize gönderiyorlar ise buradan dosya yükle diyerek zipli halde bulunan e-irsaliye paketini içeriye aktarabiliriz. Bu tür aktarımını sağlamış olduğumuz e-irsaliyelerimiz dosyadan aktarıldı durumunda yer alacaktır. Entegratörden gelen e-irsaliyelerimiz ise cevap bekleniyor şeklinde karşı taraftan e-irsaliye temel olarak gelecek. Cevap vermiş olduğumuz ise cevaplandı ve bu cevap kabul olarak içeriye aktarıldı şeklinde gelecektir. Aşağıdaki butonlarda yer alan diğer işlemlerimizde ise bir e-irsaliyenin hangi türde içeri alacağımızı bu alandan belirleriz. Öncelikli olarak e-irsaliyemizi cevaplamamız gerekmektedir. F4 cevapla seçeneğinde ise tamamı kabul, kısmi kabul ve tamamı ret olarak 3 adet seçenek bulunmaktadır. Tamamı kabul, irsaliye içerisindeki tüm kalemlerin kabul edildiğini anlatmakta. Tamamı red ise irsaliye içerisindeki tüm kalemlerin reddedildiği anlatılmaktadır. Tamamı kabul ve red seçeneklerinde ilgili işlemlerimizi kabul durumunda karşımıza getirecektir. Kısmi kabul seçeneğinde ise cevap bekleniyor olan bir e-irsaliye üzerinden deneme yapmak istediğimizde deneme yapalım ve kısmi kabulü seçtiğimizde karşımıza bir pop-up ekran gelecektir. Karşı tarafın bize iletmiş olduğu stok kartı eğer bizim sistemimizde var ise buradan kabul edilen kısmına bir miktar girdiğimizde ve kaydet dediğimizde işlemimizi tamamlayacaktır. Tamamını kabul etmek istediğimizde ise tamamını kabul dediğimizde irsaliyenin tamamı kabul edilsin mi sorusuna evet dediğimizde tüm işlemimizi kabul olarak sağlayacak ve log alanından yapılan irsaliye işlemleriyle alakalı detayları görebilmekteyiz. Eğer irsaliyemizi görüntülemek istiyorsak e-irsaliye görüntüle diyebilir ve buradan karşı tarafın bize iletmiş olduğu e-irsaliyenin detaylarına ulaşabiliriz. Vazgeç dediğimizde incele işlemi ise burada irsaliyeyi aktarmış olduğumuz e-irsaliyeleri incele diyerek sisteme aktarımını sağlamış olduğumuz e-irsaliyelerin detaylarına ulaşmamızı sağlayacaktır. Aynı zamanda burada e-irsaliyelerimizi silebilir, yazdır diyerek gelen e-irsaliyelerin dökümünü alabilir veya dosya gönderimini sağlayabilir. Diğer seçeneklerinde seçili e-irsaliyelerin birikmesi durumunda arşive dahil edip, yukarıda bulunan arşivdekileri dahil et diyerek de listede tekrar görüntülemesini sağlayabilir veya XML olarak kaydedebilmekteyiz. Verilen cevapları ise verilen cevaplar sekmesine gelerek e-irsaliyeler için vermiş olduğumuz cevapların hatalı, cevap bekleniyor, bekliyor şeklindeki durumlar olarak görüntüleyebilmekteyiz. Ve buradan tekrar irsaliyeyi aktarabilir, cevaplarımızı görüntüleyebilir, İrsaliyeye aktarılmış bir e-irsaliyeyi inceleyebilir, diğer seçeneklerinden seçili e-irsaliyeleri arşivleyebilir veya XML olarak kaydedebilmekteyiz. Gelen e-irsaliyelere tekrar döndüğümüzde kabul edilmiş olan bir e-irsaliyeyi sisteme aktarmak için ilgili alım türünü seçip irsaliyeyi aktar dediğimizde eğer gönderilen e-irsaliyedeki stok kartı bizim sistemimizde bulunan stok kartı ile eşleniyor ise burada
stok kartı gelecektir. Eğer eşlemiyor ise vazgeç diyerek öncelikle e-irsaliye görüntüle deyip bize hangi ürünü hangi adette göndermiş olduğunu görüp daha sonrasından ilgili ürünü tekrar e-irsaliyeye aktar diyerek stok listemizde dilersek yeni bir stok açabilir, mevcut stoklarımızdaki tedarikçi kodu eşlemesini sağlayabilir veya eşlenecek olan ilgili stoğu seçip buradan tekrar kaydet diyerek e-irsaliyeyi sisteme aktarım işlemini sağlayabilmekteyiz. Görmüş olduğunuz gibi sisteme aktarılan e-irsaliyeler siyah renk olarak yer almaktadır. İncele dediğimizde sisteme aktarımını sağlamış olduğumuz irsaliyemizin görüntülemesini sağlayabilmekteyiz. Mevcut irsaliye listesine geldiğimde ise e-irsaliye kontrol, durum ve cevap bilgileri yer almaktadır. Buradaki e-irsaliyelerimizin durumlarını da kontrol edebilmekteyiz. Bu şekilde hızlı bir şekilde e-irsaliyelerimizin sisteme aktarımını sağlayabilmekteyiz.